Efendim merhaba. Bugün 28 Mart Pazartesi. Güzel bir hafta dileğiyle Yeni Gündem gündeme başlıyoruz. Yeni Gündem gündemi bugün konumuz Sayın Murat Bakan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Evet Sayın Murat Bakan, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili, 1. Bölge Milletvekili. Evet. Evet herhalde vekillikten bu yana ilk kez karşılaşıyoruz. Evet. İlk seyahatimiz bu Yeni Güne. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Evet Sayın Bakan, şöyle bir genel bir Türkiye analiziyle başlayabilir miyiz? Neler görüyorsunuz şu anda Türkiye'de? Neler oluyor? Ankara'daki şehitlerimiz var. Evet. İzmir'de siz de gittiniz biliyorum. Bir şehidimiz vardı, bir genç subayımız vardı. Neler diyorsunuz şu anda Türkiye'nin görünümü hakkında? Ahmet Bey, ben Türkiye'nin 44 yaşındayım. 15 yaşından itibaren aktif olarak siyasetle ilgilenmeye başladığımı düşünürseniz son 30 yılını takip etmiş bir politikacı. Bunun aşağı yukarı 15 yılı etkin bir şekilde görev yaparak, işte biliyorsunuz geçmişte Büyükşehir Meclis üyeliğimiz oldu, 5 sene grup başkan vekili yaptım, şimdi milletvekiliyim. Ondan önce yine 2007 yılında milletvekili adayıydım. Dolayısıyla ben Türkiye tarihinin 2. Dünya Savaşı dönemi dahil, Soğuk Savaş dönemi dahil, 80'ler 12 Eylül darbesi sonrası dahil, bugüne kadar en karanlık dönemini yaşadığını düşünüyorum. Biraz kötümser değil misiniz? Yani, hayır kötümser değil, tablo o. Ben 5 aylık milletvekiliyim. 5 evet. Aylık bir milletvekili Ankara'da 3 tane intihar bombası gördü. Meclisin 300 metre sağında, 300 metre solunda, 500 metre aşağısında. Yani bu olağan bir şey mi? Türkiye tarihinde olan bir şey mi bu? İntihar bombacıları bu bölgeye ait bizim kültürümüzün, bizim geleneğimizin ya da bizim geçmişimizin bir parçası mı değil? Bu tamamen Orta Doğu'ya ait. Biz çocukken bunu Orta Doğu'da işte Filistin'de, İsrail'de, şurada burada seyrederdik. O televizyonda seyrettiğimiz işler bizim başımıza geliyor. Ülkenin dış politikası tamamen tükenmiş durumda. Parlamentoda 4 siyasi parti var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dışındaki hiçbir siyasi partinin etkin bir şekilde Türkiye'nin sorunlarına çözüm üreteyim derdi yok. Ben öyle görüyorum. Adalet Kalkınma Partisi milletvekillerinin tutumuna baktığınızda doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlı gibi hareket ediyorlar. Her AKP'li milletvekili mecliste kürsüye çıktığında 5 dakikalık konuşmanın 2,5 dakikasını Cumhurbaşkanı güzellemesiyle başlıyor. Arkasından konuşacağı konuya vakit ayırıyor. Herhangi bir hata yapıldığında doğrudan saraya bağlı izlenim veriyorlar. Başbakanın çok büyük bir bu süreçte etkisi yok, öyle gözüküyor. Dolayısıyla MHP siyasi olarak tükenmiş bir durumda. Zaten kamuoyunun da gördüğü bu şey parlamentoda daha net gözüküyor. Sözünüzü kesip hemen bir şey soracağım. Az önce AK Partili vekiller doğrudan Cumhurbaşkanı'na bağlıymış gibi konuşuyorlar dediniz. Bu bir yerde bir taktik bir şey olabilir mi? Çünkü gitmek istedikleri yer belli. Başkanlık sistemine doğru yönelmek istiyorlar. Bu acaba başkanlık sistemiyle bir ilintisi olabilir mi? Aslında, bu tavırların. Evet. Onunla alakası elbette olabilir ama zaten sistem şu an fiili olarak Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi başkanlık sistemi diyor ya. Dolayısıyla her şey Cumhurbaşkanı tarafından yürütülüyor. Görüyorsunuz Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanlığı rutin olmayan şekilde topluyor gereğinden. Çok özel durumlarda yapması gereken bir işlem bu. Genelkurmay her konuda açıklama yapıyor. Beklemeden. Yani ne başbakana bırakıyor ne dışişleri bakanı bırakıyor. Tabii bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Allame-i Cihan olduğu için tıp konusunda bilgili, kürtaj konusunda bilgili, kaç çocuk yapılacağı konusunda bilgili, dış politikayla ilgili dünyaya buradan mesaj veriyor. Dolayısıyla kimseye bir şey bırakmıyor aslında. Yani parlamentodakilerin de bir etkinliği yok. Saray ne derse oluyor. Benim gördüğüm fotoğraf bu. Yani sanal bir başkanlık sistemi var mı diyorsunuz şu anda? Hatta sanaldan da öte. Aslında tabii ki Türkiye'nin sistem parlamenter sistem. Biz bu şekilde seçilmiş oraya gitmiş, yemin etmiş insanlarız. Evet. Ama şu an Cumhurbaşkanı'nın anayasayla ilgili açıklamalarını dinlediniz. Anayasa evet. Mahkemesi'nin Dündar Gül, siz de bir gazetecisiniz. Kararıyla ilgili açıklamalarını hepimiz dinledik. Ne dedi? Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum, saygı da duymuyorum. Bu ne demektir? Anayasal sistemi kabul etmiyorum demektir. Yani siz bir anayasaya göre %52 oyla seçileceksiniz, Cumhurbaşkanı olacaksınız. O anayasadan gelen yetkilerinin tamamını fazlasıyla kullanacaksınız. Hiçbir cumhurbaşkanını kullanmadığı kadar kullanacaksınız.
Bunun yanına bir saray ve bir ciddi bir örtü ödenek de ekleyeceksiniz ilaveten. Ondan sonra diyeceksiniz ki ben bu anayasanın anayasal kurum olan Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum, saygı da duymuyorum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı zaten sistemi kendi bildiği gibi götürmeye çalışıyor. O yüzden başkanlık sistemini bu ülkeye dayatıyorlar. Çünkü fiilen uyguladıkları şey bu. Yani bakanlar doğrudan Cumhurbaşkanı'ndan talimat alıyor. Arada başbakan yokmuş gibi. Milletvekilleri doğrudan Cumhurbaşkanı'yla muhatap. Birinci sicil amiri sanki parlamentodaki AKP milletvekillerinin Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla sistem hiç olmadığı kadar tıkanmış. AKP hegemonyacı devlet partisine dönüşmüş durumda. Bütün kadroları, devlet kadroları sanki AKP'nin kadrosuymuş gibi hareket ediyor. Yargı siyasallaşmış, suç ceza hakimleri tabiri caizse Cumhurbaşkanı'nın gözünün içine ağzından çıkacak söze bakıyor. Cumhurbaşkanı bir işaret ettiği zaman bakıyorsunuz ertesi gün o kişi alınmış. Dolayısıyla Türkiye'de sistemin tamamı tek parti, tek adam sistemine doğru hızlıca bir ne diyelim baskıcı, totaliter bir rejime doğru gidiyor. Öyle yani, insanların özgürlük alanları giderek daraldı. Görüyorsunuz artık özgür basın diye bir şey yok. Biz bir polemik yaşadık geçen İzmir Milletvekili Atilla Kaya'yla. Karşılıklı açıklamalarımız var. Yeni Asır gazetesi sadece Atilla Kaya'nın cevabını vermiş. Neye cevap verdi Atilla Kaya? Yok, o yok. Çünkü muhalefet milletvekillerini görmeyen, hadi içtiyse Yeni Asır görmüyor. Başka şeyler, havuz medyası dediğimiz gruplar bir de saldırıyorlar. Yani toplum tamamen kutuplaşmış durumda. AKP ve ötekiler diye. Bu ötekilerin ötekiler hepsi de... Ötekiler hiç ayrılmıyor. Aynı kefede mi diyorsun? Aynı kefede elbette değil. Ben HDP'yle aynı kefede nasıl olabilirim? Tamamen biz Cumhuriyeti kuran partiyiz. Yani şey... MHP'yle de aynı kefede olamayız. HDP'yle de aynı kefede olamayız. AKP kendisine muhalif olan kim varsa hepsini karşısına alıyor. Ve topyekun hepsine karşı bir saldırgan bir tutum içinde. Bu bakıyorsunuz sadece yukarıdan aşağı sirayet ediyor aşağıya. Yukarıda Cumhurbaşkanı ne yapıyorsa aşağıdaki milletvekili de onu yapıyor. Onun altındaki de onu yapıyor. Şimdi bu Osmanlıcılık hayalleri var biliyorsunuz bunların. Yeni Osmanlıcılık. Osmanlı Torunları diye bir dernek kuruyor. Vatandaşın birisi Düzce'de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Düzce il başkanına saldırma cesaretini ve bunu kameraya alma cesaretini gösteriyorlar. Niye? Tutum yukarıdan başlıyor. Ben size bununla ilgili aslında konuşulacak çok konu var da. Şimdi hemen konuşmanızın arasından çıkardığım bir şey daha var. Bu daha önce Sayın Kaya'yla karşılıklı konuşmanızda da vardı. Siz dediniz ki az önce biz nasıl HDP ile aynı safta olabiliriz dediniz. Nasıl? Şimdi Atilla Kaya'nın bir suçlaması var bu konuda. Sayın Murat Bakan'ın HDP'nin barajı aşmasını gönülden istediği yönündeki beyanatını unutmadık diyor. Evet. Şimdi 7 Haziran seçimleri öncesi Ege'de Son Söz adlı internet gazetesinde bir röportajım yayınlandı. O röportajda söylediğim şey şuydu. HDP'nin barajını aşmasını istiyorum. HDP'nin özgürlüklerin partisinin olduğuna inandığımdan değil. Selahattin Demirtaş'ın çok hazır cevap olduğundan da değil. Bunların arkasında otoriter bir güç olduğunu, Türkiye'yi yönetemeyeceklerini düşünüyorum. Ama demokrasiye olan inancımdan dolayı, ona oy veren milyonların parlamento dışında kalmaması için HDP'nin barajı aşmasını istiyorum. Aslına bakarsanız hiç baraj olmamalı demiş. Tabii Sayın Atilla Kaya yazıyı ya tam okumadığı için ya da oradan içinden cımbızla bir cümleyi geçerek çok söylenen İslamcıların arasında bir retorik vardır. Namaza yaklaşmayınız, işin başı alkollüyken namaza yaklaşmayınızdır. O kısmı kesiyor, kafasına göre oradan bir şey bulmaya çalışıyor. Herkes cümleleri kafasına göre kesmek için olmuyor. Ama tabii benim sözümü kesmiş olabilir. Problem değil. Ama ben ona şunu sormuştum. Ona cevap vermemiş. Mesela Adalet Bakanı diyor ki, dönemin Adalet Bakanı, Öcalan bölgenin reel politiklerini iyi değerlendiriyor diyor. Öcalan bölgenin reel politiklerini iyi değerlendiriyor. Bunu sordum Atilla Kaya'ya. Cevap vermedim. Yiğit Bulut diyor ki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Abdullah Öcalan Türkiye'nin önünü açıyor diyor.
Abdullah Öcalan Türkiye'nin önünü açıyor işte, hadi bakalım. Şu an yaşadığımız şey önünü açmak mı? Bunu kim söylüyor? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı söylüyor. Mehmet Metin Er ne diyor? Öcalan Türkiye'nin demokrasisine katkı sağlıyor diyor Mehmet Metin Er. Efkan Ala İçişleri Bakanı. Terörle mücadele etmesi gereken adam. Bu intihar bombacıları her gün bir yerde patlarken kendisine sorumluluk duygusu hissetmeyip istifa etmeyen İçişleri Bakanı var ya, o ne diyor biliyor musunuz? PKK ile AKP doğrudan görüşüyor diyor. Şimdi Sayın Atilla Kaya bunlara cevap vereceğine, benim parlamenter demokrasinin gereği olarak baraj kalksın, herkes parlamento temsil edilsin lafından bir HDP'yi desteklediniz şeyi çıkartmaya çalışıyor. Asıl vermesi gereken, onun cevap vermesi gereken, bu iktidarın cevap vermesi gereken soru bu sorduklarım. Bu düşüncelere katılıyorlar mı? Yani Oslo sürecinden bu yana... Habur'u unutmadık. Birçok kişi, evet. Oslo'yu unutmadık. Hı. Oslo'da PKK ile bunların pazarlık yaptığını biz unutmadık. Onlar unutmuş olabilirler. Her şey o kadar hızlı bir şekilde değiştiriyorlar ki düşüncelerini, ideolojilerini, yaklaşımlarını unutmuş olabilirler. Bakın, Türkiye dış politikası, Cumhuriyet'in dış politikası aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikasıdır. Genç Cumhuriyet dış politikayı iki tane ayak üzerine oturtmuştur. Bir tanesi ihtiyat, bir tanesi denge. İhtiyat ve denge politikasıyla Genç Cumhuriyet Kurtuluş Savaşı'nda Ruslardan destek almıştır, Batı emperyalizmiyle savaşmıştır. Evet. Batı'ya karşı Amerika-Batı çelişkisini kullanmıştır. Fransızlarla İngilizlerin çelişkisini kullanmıştır. Ve o başarılı diplomasiyle Cumhuriyet'i kurmuştur, emperyalizme mücadele etmiştir. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'na girmemiştir. İsmet İnönü'nün aynı denge politikasıyla son ana kadar her iki tarafta acaba Türkiye kimin yanında yer alacak noktasındadır. Hatta bir anekdot anlatılır. Bir kız çocuğu der ki aç kaldık der İsmet İnönü'ye. Senin yüzünden aç kaldık der. O da der ki çocuğum aç kaldın ama babasız kalmadın der. Bugün evet, Türkiye'de babasız kalıyor çocuklar. Dün bir şehit cenazesi var. İzmir'de uğradık, evet. Son yolculuğuna gönderdik. Gencecik bir fidan, 28 yaşında bir üsteğmen, IŞİD terör örgütü tarafından katledildi. Başıka'daki. Başıka'da. Bir gün önce Görece'de bir uzman onbaşımızın ailesini ziyarete gittik. O da geçen hafta Nusaybin'de sanırım şehit olmuştu. Türkiye 2002 yılından bugüne nasıl bu noktaya geldi? Çünkü dış politikada o bizim ihtiyat, denge ve yurtta barış, dünyada barış yaklaşımından uzaklaştı. Bunu sorgulamak lazım. Gelelim burada konuşalım. Atilla Kaya da gelsin. O da söylesin düşüncelerini, ben de söyleyeyim. Türk dış politikası Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da, İsrail'de, tüm bölge Orta Doğu'da, İran'la nasıl bu noktaya geldi? Ben söyleyeyim size. İhvan-ı Müslümin, Müslüman kardeşlerinden bir örgütün çizgisinde dış politika yaparsanız başınızı duvara vurursunuz. Cumhuriyetin değerleriyle, Cumhuriyetin deneyimleriyle Genç Cumhuriyet neyin üzerine kuruldu? Bir savaşın, Kurtuluş Savaşı'nın üzerine kuruldu. Biz Yemen'de askerlerimizi yitirdik. Trablusgarp'ta askerlerimizi yitirdik. Osmanlı-Rus Harbi'nde öldük. Balkan Savaşı'nda aynı dramı yaşadık. Kars-Sarıkamış'ta on binlerce askerimiz soğuktan donarak öldü. Bir Turan rüyası Enver Paşa'nın yüzünden. Şimdi biz bunları yaşayarak geldik. Onun için biz barışı bu kadar istiyoruz bölgede. Bu yeni Osmanlıcılık hayaliyle Türkiye'yi maceraya atmanın, bunca askerimizi, şehitimizi hayatını kaybetmesinin bir gerekçesi olabilir mi? Ve dostumuz kalmadı bulunduğumuz bölgede. Suriye ile düşmanız. Irak'la ona keza, İran'la ona keza, Mısır'la ona keza. Dünya bize gülüyor dış politikadaki halimize. Yani Türkiye'ye bunu yaşatmaya hakkı var mı bu iktidarın? Dolayısıyla kendilerinde bir sorumluluk görmesi lazım. İçinde utanma duygusu, yüzünde kızarma duygusu olan bir insan, ağır haya duygusu olan bir insan istifa etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu benim kişisel kanaatim. Belçika'da iki bakan istifa ediyor. Bizim buradaki bakanlarımız sanki buranın bakanı değil, Cibuti'nin bakanı. Evet, istifa ettiler ama hükümet tarafından kabul edilmedi. Tabii
gelecekte neler olacak bilemeyiz. Çünkü orada da epey konuşmalar var, tartışmalar var bu konuda. Yavaş yavaş İzmir'e doğru gelelim. Atilla Kaya ile sizin aranızdaki bu uzaktan uzağa böyle paslaşmalar mı diyelim? Başka şey kullanmıyor. Paslaşma değil de artık. Paslaşma değil de. Tartışma demek istemiyorum ben. İşin o tarafa gitmesini istemediğim için. Bir cevap niteliğinde. Cevap niteliğinde. Seda Kaya üzerinden başladı. Aziz ya Kocaoğlu böyle da işin içerisine sokuldu. Birdenbire böyle Seda Kaya'nın ben konuşmalarını da okudum. Böyle hükümete çatar gibi pek fazla bir şey yoktu aslında. Bir nedeni mi var acaba bu çıkışların? Bakın ben 5 sene Büyükşehir'de grup başkan vekili yaptım. Uh-huh. O 5 yıl boyunca AKP grubuyla birlikte çalıştık. Evet. Yusuf Kenan Çakar ve Kerem Ali Sürekli, birisi grup başkan vekili, birisi grup sözcüsüydü. Biz tüm konuları konuşarak, uzlaşarak hallederdik. Elbette ayrı düştüğümüz olurdu ama asla birbirimize hedef alan bir tavır içinde olmadık. Niye? Çünkü İzmir'in uzlaşıya ihtiyacı var. Türkiye'nin uzlaşıya ihtiyacı var. Parlamentonun uzlaşıya ihtiyacı var. Eğer böyle olursa sorunlar, problemler çözülür, Türkiye ileriye gider. Bu kutuplaşmadan uzaklaşırız. Ben şimdi size bununla ilgili bir kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. Tabii. Muzaffer Şerif Başoğlu, hiç duydunuz mu ismini? Muzaffer Şerif Başoğlu, 1940'larda yaşayan dünyanın en büyük sosyal psikolojinin kurucularından, bilim adamlarından birisidir o konudaki. İkinci Dünya Savaşı sıralarında komünist olduğu gerekçesiyle bir ara tutuklanır. Ondan sonra serbest bırakılır, Amerika'ya gider yerleşir. Amerika'daki üniversitelerde bilimsel çalışmalara devam eder. İki tane önemli deneyi var sosyal psikolojiyle ilgili. Birisi Robert Cave deneyidir. Bunu anlatacağım. Şudur o deney. Öğrencilerden iki grup kurar. Bu öğrencileri bir ormanda kampa götürür. Çocukların birbirinden haberi yoktur. İki öğrenci grubu birbirlerinden ayrı iki farklı kampta uzun süre kamp yaparlar. Ve o kampta kısa süre içinde çocuklar arasında bir hiyerarşi oluşur. Lider, lider yardımcısı, üye, sıradan üye falan disiplin, aşırı bir disiplin oluşur. Belli bir süre sonra bu çocuklar iki grubu bir araya getirir. Ve bu iki grup arasında birbirini önceden tanıyan arkadaş olanlar da vardır ama birbirlerinden habersizdir. Çocuklara der ki yarışacaksınız. İşte bir ödül koyar, bu ödül için yarışacaksınız. O iki grup, birisi kendisine kartallar der, birisi yılanlar der. Yarışmaya başlarlar. Yarışmalar o kadar çetin geçer ki birbirlerine hakaret ederler, küfrederler, tuzaklar kurarlar, saldırırlar. Artık iş o boyuta gelince yarışmaları durdurur Muzaffer Şerif Başoğlu. İki grubu bir araya getirir. Der ki ortak bir hedefiniz var. Temiz su kaynağı bulacaksınız kampta beraber. İki grup bir araya gelirler ve temiz su kaynağı için çalışmaya başlarlar. Kısa süre içinde o düşmanlıklar, saldırganlıklar sona erer. O ortak hedefte bir araya gelirler. Türkiye'nin bugün Muzaffer Şerif Başoğlu'nun deneyinde sosyal psikolojinin kurucularından Başoğlu deneyinde olduğu gibi bir kamp bekçisine ihtiyacı var. Toplumu ortak hedefe kitleyecek kimdir? O Cumhurbaşkanı'dır. Cumhurbaşkanı böyle bir insan mı? Değil. Kamplaştırıyor. Bizden ortak hedefte Türkiye'nin geleceği için herkes bir arada olabilir. Bizim buna ihtiyacımız var. Atilla Kaya bunun tersini yapıyor. Bunu yapmaması lazım. İzmir'in sivil toplum örgütleriyle, Ege TV şeyle, Ege adıyla, ESİ adıyla, İSİ adıyla, sendikalarıyla, İşçi örgütleriyle, gazetecileriyle hepimiz birlikte İzmir'in sorunlarına çözüm üretmemiz lazım. İzmir'in bir bakan var, Ulaştırma Bakanı. İzmir'in bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Niye biz İzmir'in sorunlarını bir araya gelip uzlaşı içinde çözmüyoruz? Bu şekilde yürümesi gerekmez mi? Siyaset çözüm üretme makamı değil mi? Bir iktidar milletvekilinin çıkıp EGİAD Başkanı'nın terörden sorumluymuş gibi açıklamalar yapması ki ben size az önce okudum Efkan Ala'nın açıklamasını. Biraz komik olmuyor mu? Hiç yüzü kızarmıyor mu bu açıklamaları yaparken? Bu ülkeyi 2002'den aldık biz, 14 yıldır biz yönetiyoruz. Bunun sorumlusu biziz diye düşünmesi gerekirken İzmir'in Ege Genç İş Adamları Derneği'nin başkanına böyle saldırgan bir tutum izlemesi doğru oluyor mu? Yakışıyor mu? İzmir kültüründe var mı bu? Biraz kendi vicdanına sorsun bunu ve siyasette bunu yapanlar hiçbir zaman kalıcı olmadılar. O Sayın Cumhurbaşkanı'nın örnek alıyor kendisi. Yanlış yapıyor. Yapmaması gerekir. İzmir taşımaz böyle insanlar. Taşımamıştır.
Evet, Sayın Seda Kaya'nın konuşmaları üzerinden çıktı tartışmalar diyelim. Sonra devam etti. Sonra Aziz Kocaoğlu işin içerisine sokuldu. Aziz Kocaoğlu'na dendi ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde PKK'lılar var dendi. İşin içerisine yine meclis üyelerine Azat Fazla girdi. O da dedi ki diskin içerisinde var PKK'lılar. Bunlar hep Büyükşehir Belediyesi içerisinde yer alıyorlar, orada çalışıyorlar dendi. İşte buradan da Büyükşehir Belediyesi'nin PKK'lılarla HDP'lilerle işbirliği yaptığına gidildi. Hatta örnek olarak da Diyarbakır gezisi verildi. Bu konuda tartışmalar çoğalmaya başladı. Son günlerde sizin uzlaşma kültürü gerekir demenize rağmen bir taraftan da böyle HDP, PKK üzerinden de ayrışmalar başladı. Yani bu bir algı operasyonu Ahmet. Bizim duruşumuz net. Biz her tür terör örgütünün karşısındayız. PKK'nın karşısındayız. IŞİD'in karşısındayız. Ve terörle, eli silahlı terör örgütüyle müzakere edilmemesi gerektiğini düşüncesindeyiz. Bir çözüm yeri varsa meclistir diyoruz. Biz bunu Efkan hala AKP-PKK görüşüyor dediğinde de bunu söylüyorduk biz. Yiğit Bulut Abdullah Öcalan'ın Türkiye'nin önünü açıyor dediğinde de biz bunu söylüyorduk. Biz hep böyle söyledik. Biz dedik ki terör örgütüyle görüşmeyin. Gizli kapılar arkasında pazarlık yapmayın. Bunlar doğru değildir. Şeffaf olun. Kamuoyunun önünde parlamentoya getirin. Çözecek bir şey varsa beraber çözelim dedi. Şimdi bunu yapanlar dönüp şimdi işte CHP, HDP bir algı operasyonu yürütmeye çalışıyor. Bu tutmaz. Biz Cumhuriyeti kuran partiyiz. Yani bizim paradigmamız bellidir. Cumhuriyeti yaşatmaktır bizim paradigmamız. Ülkenin sınırlarını korumaktır bizim paradigmamız. Onların bakış açısıyla bakmıyoruz biz. Evet, Sayın Atilla Kaya'nın bir şeyi daha var. O benim de çok dikkatimi çekti. Onları cesaretlendirenlerle uzlaşmayacağız. Yani sizden bahsediyor. HDP'lilerle birlikte, HDP'den bahsettiğinizden dolayı. Dün Sayın Aziz Kocaoğlu'nun, bugün Sayın Murat Bakan'ın feveranlarının sebebi bir suçluluk kompleksi içinde olmalarıdır. Sıradaki gelsin. Evet, şimdi... Benim en fazla kafama takılan şu sıradaki gelsin lafıydı, bilemiyorum. Siz de herhalde bu konuda bir şeyler söylemiştiniz. Şimdi çok soru sormuşum. Sorduğum soruların bir kısmını söyledim. Bir iki tanesini daha ekleyeyim. Mesela demişim ki, Yalçın Akdoğan, herkes herkesle görüşüyor. HDP'lileri öcü gibi görmenin bir anlamı yok derken, Öcalan'ın olayları okuma tecrübesi var derken, şimdi okuyor Öcalan olayları şu an. Şimdi toplumda kendinden olmayan herkesi terörist ilan ediyorlar. Buna hiçbir cevap vermemiş. Ne düşünüyor bu konuda diye sordum Atilla Kaya. Şunu sordum mesela. Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu diyor ki taziye çadırına gitme gerekçesi olarak o zaman Türkiye PYD'yi terör örgütü ilan etmemişti diyor. Rojava'nın başlangıcında da zaten. Yani o zaman PYD ilan etmemiş PYD. PYD aynı PYD. Şimdi bunların kendileri bir durdukları yeri tespit etsinler. Nerede duruyorlar? Biz diyoruz ki bu işin çözümü parlamentodur. Akil adamların biz mi sağladık Türkiye'ye? Oslo'da biz mi MİT müsteşarını gönderdik? Oslo'da diyorlar ki sizin şehirlere bomba yığdığınızı biliyoruz diyor bir MİT görevlisi, bir kadın. Tam ismini hatırlamıyorum, Ayşe olması lazım. MİT müsteşarı da destekliyor onu. Bu konuyu konuşmayalım diyor şu PKK'lı. Yani Oslo görüşmelerinin tutanakları açıklandı. Yani bu görüşmeyi yapanlar masum, terörle görüşmeyin diyenler suçlu. Yani komik bu. Şimdi sıradaki gelsin, cevabı vermezseniz 40 kişi de gelsin yani. Sorulan soruya cevap vermedikten sonra polemik yaratırsınız. Sıradaki gelsin, gelsin ona da cevap vermeyeceksin. Sorulan soruya cevap vermiyorsun ki. Evet, burada çok dikkat çeken özellikle Aziz bu cümlede. Aziz Bey'le ilgili de bir şey söyleyeyim. Tabii, buyurun. Aziz Bey sağduyuya davet etmiş. Yapması gerekeni yapmış. Bir büyükşehir belediye başkanı bu kentin seçimle gelen en önemli kamu yöneticisi olma hasabıyla demiş ki lütfen sağduyulu olun demiş yani. Bu ne var bunda? Bu biraz da Sayın İl Başkanı Sayın Alaaddin Yüksel'in AK Parti ve AK Partili yöneticiler hakkında mahkemeye başvurmasından dolayı olabilir mi bu çıkışlar? Şimdi bu söylediğim şeyler teröre yardım yataklık değil midir? Bu yapılan 290 tane olay oluyor. 290 kere asker diyor ki valiye operasyon yapmak istiyoruz diyor. İşte silahlı diyor bölgemizde unsurlar var diyor. Valiler diyor ki operasyon yapmayın diyor.
Cumhurbaşkanı diyor ki operasyon yaptırmadık diyor, o dönem diyor. Şimdi sen teröristin elini kolunu sallayarak şehirlere bomba yığmasına izin verdiğinde sen sorumlusun kardeşim bu işin. Sen teröre yardım etmişsin, yataklık etmişsin. Bundan dolayı yargılanman gerekir diyoruz. Doğru söylemiyor muyuz? Doğru söylüyoruz. Evet, onları cesaretlendirenlerle de uzlaşmayacağız diyor. İşte kendi kendisiyle uzlaşmayacak demek ki, uzlaşmaz tutumu bu noktada. Çünkü onları cesaretlendiren kendileri, bu noktaya getiren kendileri 2002 yılından bu yana. Ama onlar da örnek olarak şunu söylüyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, hendek kazan arkadaşlar lafına takılıyorlar böyle. Yani, işte bunları arkadaş olarak gördü, niteledi. O bir evet. Dil sürçmesi diyelim. Ya da yani o yazının, o şeyin söylediğinin tamamına baktığınızda hendeğin ne kadar karşısında olduğumuzu başından itibaren Kılıçdaroğlu ifade etmiş yani. O bir şey, retoriktir yani. Evet. Evet, ağzından çıkan her cümle işte niyet ondan farklı olunca her türlü şekilde kullanılabiliyor değil mi? Evet, maalesef. Evet, bu konuda söyleyecek fazla bir şey yok. Yavaş yavaş İzmir'e dönelim tekrar. İzmir'de de varım, devam ediyor her şey. Hayat devam ediyor daha doğrusu. İzmir'in en büyük sorumluluğundan bir tanesi de mesela İzmir'in çöplüğü meselesi. Yine Sayın Kocaoğlu ile AK Partili vekiller arasında gene bir son günler, geçen haftanın tartışma konularından biriydi. Sayın Kocaoğlu işte izin verilmiyor, çet raporlarından bahsetti. AK Partili Sayın Kocabıyık'ın bir açıklaması oldu. İşte hazırlamadılar, hiçbir şey yok ortalıkta. Bir de konuşuyorlar oradan, boşuna konuşuyorlar gibilerden bir şey oldu. Gereken evrakların yapılmadığından bahsetti. Ve İzmir'in kanayan bir yarası, yaklaşık 15-20 yıldan beri konuşuluyor çöplük. Hala bir ses yok. İzmirli vekillerin, AK Parti, CHP, altta MHP, bu konuya ortak bir çözüm, mesela siz hep ortak paylaşımlardan bahsediyorsunuz, ortak işlerin yapılmasından bahsediyorsunuz. Özellikle İzmir için, Türkiye için ve İzmir için. Özellikle bu çöplük meselesinde, daha geçenlerde biliyorsunuz çöplük yıkıldı, evet. Kötü sonuçları oldu. Bu konuda mesela bir şeyler yapılamaz mı? Milletvekilleri bir araya gelip bir şeyler yapsa bu konuda, en azından bir adım atılsa. Abi, mesela yapılacak çok şey daha vardır aslında. Benim kişisel olarak yaklaşımım belli. Ben Ulaştırma Bakanı'ndan randevu istedim. Sayın Binali Yıldırım'dan. Niye randevu istedim? Bu kentin sorunlarını, siz İzmirli bir bakansınız. Dolayısıyla İzmirli bir bakan olarak öncelikle bu kente karşı sorumluluklarınız var. Çözüm noktasında İzmir milletvekilleri AKP, MHP, CHP demeden 3 siyasi partiden de bir araya gelelim birlikte. Nasıl çözüm üretebiliriz? Biz de CHP grubu olarak destek olalım. Onun yürütmenin başındasınız. İcracı bakanlıkların en büyüğüne sahipsiniz. Evet. Bununla ilgili çözüm üretelim. Sırf bunun için randevu istedim. Yani uzlaşının şu an söylediğim bir şey değil. Ben buna ilişkin adımlar atıyorum. AKP milletvekillerine hepsine de söyledim. Dedim ki bir araya gelelim zaman zaman. CHP, AKP milletvekilleri bir araya. İzmir'in sorunlarını birlikte çözelim. Körfez'in çedi. Evet. Körfez çedi. Allah aşkına Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu budur. Yani yakında bir körfez kalmayacak. Körfez doluyor giderek. Bu körfezin çedinin çıkması Devlet Demiryolları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin müşterek projesidir. Hiçbir çet projesinde verilmediği kadar evrak verildi o dosyaya. Yani bir bahane ararsanız bulursunuz. Şimdi bir atasözü var. Hani kurt kuzuyu yemeye kafasına koyarsa bahanesi çoktur diye. Yani bir bahane bulmak isterseniz bahane bulursunuz. Ama işin problemi çözelim. Söylesin Hüseyin Kocabıyık, hiç evrak yok diyor. Hangi evrak eksikmiş? Resmi olarak söylenen şu an hiçbir tane evrak yok. Tüm evraklar tamamlanmış durumda. Vatandaşın da kafası burada karışıyor. İzmirli'nin kafası burada karışıyor. AK Partili milletvekilleri geliyorlar. Evraklar eksik, bir türlü tamamlamıyorlar. Aylardır bekliyoruz diyorlar. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri geliyor. İşte ne eksik söylesinler diyor. Bir türlü böyle. Ben size bir örnek vereyim. İzmir'de evet. Kentsel dönüşüm konuşuyoruz değil mi? Hı hı. Kuzey Ankara kentsel dönüşüm bölgesi. O havaalanından girerken bir kentsel dönüşüm yaptı biliyorsunuz. TOKİ ile Mamak çağırdı. Mamak değil bu Pursaklar. Pursaklar değil. Kuzey Ankara kentsel dönüşüm bölgesi Bakanlar Kurulu'ndan ne kadar sürede geçmiş olabilir? Ben size söyleyeyim. Bir gün. Bravo. Bir günde. Evrak mevrak değil, bir günde Bakanlar Kurulu karar alıyor, Kuzey Ankara kentsel dönüşüm bölgesini geçiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başvurduğu kentsel dönüşüm projelerine kadar da çıktı.
17 ay, 19 ay, 24 ay. Sebebi hikmeti nedir acaba? Yani birisi bir günde çıkıyor, birisi nasıl 2 yıla yakın bakanlar kurulunda bekliyor? Bunlar İzmir'e şaşı bakıyorlar. Yani iş yapılmasın, biz iktidar olalım. Bu anlayış doğru değil, onlar iktidar da yapmaz. Gelin, ne yapacaksak birlikte yapalım. Onlar da katkıda bulunsunlar. Evet, vatandaşın kafasının karıştığı yerde burası. Herkes kendisi açısından olumlu söylüyor, diğerleri açısından olumsuz söylüyor. Fakat olan sonucunda İzmir'e oluyor. Gördüğümüz işte kadarıyla. Ben somut söylüyorum. Ben Ulaştırma Bakanı'ndan randevu istedim resmen özel kadar. Ne oldu? Bekliyoruz. Bekliyor. Bekliyoruz. Ne kadar oldu? Valla önce AKP milletvekillerine söyledim. Bir ay civarında oldu, yani bir ay geçti. Herhalde bir 15 günde Sayın Bakan'dan istedi. Tabii Sayın Bakan yoğun. Ben hani bir şey demiyorum. Hemen randevu veremeyebilir. Uygun bir zamanda mutlaka verecektir. İzmir Milletvekili Ulaştırma Bakanı'nın başka İzmir Milletvekili randevu vermesi diye bir şey söyledi. Şahsi olarak mı istediniz yoksa Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına? Ben İzmir Milletvekili Murat Bakan olarak istedim. Evet, buradan duyuralım Sayın Bakanımıza da. İzmir'le ilgili konularda konuşmak istiyorsunuz. Tabii kendisini tebrik etmek istiyorum. Bir İzmir Milletvekili Ulaştırma Bakanı oldu öncelikle. Ondan sonra da İzmir'in sorunlarına birlikte çözüm üretelim istiyorum. Evet, bunlar gruplar halinde yapılamaz mı? Mesela CHP grubu birlikte, AK Parti grubu birlikte böyle. Yani grup olarak yapılabilir ayrıca. Türkiye'nin sorunlarını CHP grubu, parlamento grubu, AKP grubu bir araya gelerek çözebilir. Böyle de olsun. Ama benim inisiyatifimde değil. Grup başkan vekilleri var, genel başkanlar var. Yok, İzmirliler olarak mesela. İzmir. Ama İzmir milletvekilleri arasında olabilir, ben bunu söylüyorum. Eğer Sayın Bakan randevu verirse ben de İzmir milletvekili Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma da haber veririm. Arzu'dan gelebilir. Evet Sayın Bakanım, İzmir'deki sorunların çözümü için gerçekten bunlar çok önemli. Arkadaşlarım içeriden ikaz ediyorlar. Sanırım uzman jandarmalarla ilgili sizin bir girişimleriniz olmuş. Evet. Uzman jandarmaların haklarıyla ilintili olarak. Sadece uzman jandarma değil. Evet. Ben asker çocuğuyum. Ben bir emekli başçavuşun, emekli asubayın çocuğuyum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde çocukluğumuzdan itibaren yetiştik geldik. Dolayısıyla o topluma karşı bir sorumluluk hissediyorum üzerimde. Bir asubay parlamentoda bir asubay çocuğu var. Dolayısıyla uzman erbaş, uzman jandarma ve asubayların. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en mağdur kesimi bu üç kesim. Bunların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini, bunların adalet mücadelesinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Şehit olduğu zaman hatırlamak doğru değil. Hayattayken onlara bazı hakları vereceksin. Ordu evi ise tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ordu evinden yararlanacak. Ona uygun düzenlemeler yapacaksın, yeni yerler açacaksın. Türkiye'nin her şeye bütçesi var. Örtülü ödeneye bütçesi var. Saray yapmaya bütçesi var. Uzman jandarmasına, uzman onbaşısına, uzman çavuşuna ordu evi yapmaya bütçesi yok. Özel eğitim kamplarından yararlanacaklar. Özlük hakları iyi olacak, insanca yaşayacaklar. Çocuklarının gelecekleriyle ilgili bir kaygı duymayacaklar. Yaşarken bunu yapacaksınız. Statüleriyle ilgili bir problemleri olmayacak. Uzman jandarmaların ciddi sıkıntıları var. Evet. Uzman erbaşın ciddi sıkıntıları var. Ben bunları her fırsatta Milli Savunma Komisyonu üyesi olarak bu parlamentoda olduğum sürede dile getirmeye devam edeceğim. Çözülene kadar bu konuda soru önergesi vereceğim. Evet. Verdim. Yasa teklifi vereceğim. Komisyonda gündemde olmasa da konuşacağım bu konuları. Elinizde hazır doneler var, hazır projeler var. Ben tabii. Hem astsubayların, hem uzman jandarmaların, hem uzman erbaşların bütün problemlerini biliyorum, vakıfım. Ve bunların çözülmesi için elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Evet, İzmir'de de hatırı sayılır bir emekli astsubay var. Bildiğim kadarıyla. Evet. Özellikle sizin bölgenizde Narlıdere gibi, Balçova gibi o bölgelerde oturan oldukça fazla var. Evet. Emekli asubay. Evet, gerçekten ordunun nasıl diyeyim, gerçekten çok önemli bir bölümü söylediğiniz kesim asubay ve uzmanlar. Ama ne yazık ki evet, orası mecliste sizin işiniz. O konuya fazla girmek istemiyorum. Tekrar İzmir'e gelelim. İzmir'in sorunları gerçekten çok demiştik. Mesela bizim gazetemizin bugünkü başlığına bakalım. Manşetimize bir bakalım. Sayın Hüseyin Mutlu Akpınar'la konuşmamız vardı. Stat sorunu İzmir'in yarası diyor. Gerçekten bir de stat sorunlarımız var. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz?
Yani statla ilgili ben kent merkezinde stat yapılmasını doğru bulmuyorum. Yani stadı bir çekim alanı yaratacak şekilde kentin dışında çok komplike, büyük, İzmir'e yakışır statlar yapılabileceğini düşünüyorum. İzmir Büyükşehir'in bu şekilde bir planı vardı örnek köyde. İşte Doğanlar'da bir stadı Bornova Belediyesi ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptı, tamamladı, bitirdi. Hı hı. Aziz Bey'in açıklaması var. Diyor ki ben yapacağım. Araziyi tahsis edin, ben yapayım diyor. Bunu yeni de söylemiyor. Ben 5 sene Büyükşehir'de grup sözcülüğü yaptım. 5 sene bu sözü en az 40 defa meclis kürsüsünden dinledim. Basın açıklamasını dinledim. Aziz Bey net. Diyor ki en güzeli yapalım stadın, en büyüğünü yapalım. Ama kenti öldürmeyelim, kentin merkezine yapmayalım. Hı hı. Yani şehir plancılığı diye bir meslek var. Kentin bir nüfus yoğunluğu var, trafik yoğunluğu var. Yani kentin göbeğine getirip stat yapmanın alemi yok. Doğru da değil. Bu kente ihanettir, yaşanmaz hale getirir. Bakın İstanbul bugün ne halde? İstanbul yaşanmaz halde. İstanbul'a gidiyorsunuz, giriyorsunuz, çıkamıyorsunuz İstanbul'dan. Ankara ona keza. İzmir köy kaldı diyorlar ya. Aslında İzmir sürdürülebilir bir kent oluyor. Nedir sürdürülebilir bir kent oluyor? Tarihi binalarını yıkıp gökdelenlere, AVM'lere teslim etmiyor. Hava gazı fabrikası bunun örneğidir. Ahmet Adnan Saygun bunun örneğidir. Ahmet Adnan Saygun İzmirliler bilir. Biz çocukluğumuzda troleybüs garajıydı. Evet. Boynuzlu derdik biz, troleybüs garajıydı. Benzer bir garaj İstanbul'da İETT garajıydı. O İETT garajını onlar Dubai Şeyhi El Maktum'a sattılar. Sonra bir yine orada bir gökdelen yapıldı. Biz ne yaptık? Türkiye'nin en iyi konser salonu yaptık. Ahmet Adnan Saygun. Sayın rahmetle anıyorum Ahmet Piriştin'in başlattığı bir proje. Aziz Büyükşehir Belediye Başkanımız tamamladı, yaptı projeyi. Hayata geçirdi. Hava gazı fabrikası ona keza kentin en değerli yeri. Büyükşehir Belediyesi bilmez miydi AVM yapsın oraya? Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi olaya sürdürülebilir bir kent olarak bakıyor. İşte altyapısıyla, arıtma tesisleriyle, Türkiye'de arıtmada şampiyon biliyorsunuz İzmir. Türkiye'deki toplam atık suyun biyolojik arıtmanın %35'ini tek başına İzmir Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Bununla övünmesi lazım insanların. Sürdürülebilir kent yaratmak önemli olan. Dolayısıyla stat da bu işin parçasıdır. AVM de bu işin parçasıdır. Müze de bu işin parçasıdır. Hepsine böyle bak, kentsel dönüşüm de bu işin parçasıdır. Emsalleri artırarak, yoğunlukları artırarak, kenti yaşanmaz hale getirerek bir sürdürülebilir kent yaratamazsınız. Biz şöyle düşünüyoruz. Gidiyorsunuz Roma'ya, 500 sene önceki gibi 300 yıllık, 400 yıllık kafeler var. Tarihi çeşmeler. Tabii, köy kaldı Roma demiyor kimse. Paris'e gidiyorsunuz, Paris ona keza. 300 yıldır, 500 yıldır aynı caddeler, aynı sokaklar, aynı evler koruyorlar tarihlerini. Sürdürülebilir kent yaratmak budur. Kentin gökdelenler ve AVM'lerden ibaret sayan anlayış az gelişmiş anlayıştır. Cahilcedir. Biz gelişmişlikten bizim muradımız altyapısı, tramvayı, raylı sistemi, kültürü, tarihi, sanatı, bunların olduğu kent gelişmiş kenttir. İzmir böyle bir kent. Kültürüyle, sanatıyla, altyapısıyla, İSU'nun arıtma tesisleriyle, karbon fiber gemileriyle, Sasalı doğal yaşam parkıyla, Aşık Veysel rekreasyon alanıyla, bisiklet yollarıyla, İzmir böyle bir kent. Bunu sürdürebilmemiz lazım. Stat da bu işin bir parçasıdır. Stadı kentin göbeğine getirip oturtmayacaksınız. Evet, çok teşekkürler. Süremizin sonuna da geldik. Ben son sözü yine de size bırakmak istiyorum. Son söz olarak İzmirlilere neler söylemek isterseniz. Buyurun, evet. Ekran sizin. İzmirli hemşehrilerime şunu söylemek isterim. Bizim bir muradımız var. Bizim bir hayalimiz var. Bizim hayalimiz tüm Türkiye'yi İzmirleştirmektir. Tüm Türkiye'yi İzmir'in hoşgörüsünü, İzmir'in demokrasisini, İzmir'in barışını, Türkiye'nin batıya dönük yönünü, tüm Türkiye'ye sirayet etmesini sağlamaktır. Bu hedef için ben parlamentoya gittim. Bu milletvekilliğim süresince de bu hedef için çalışmaya devam edeceğim. Ve İzmir'in uzlaşı kültürünü, hoşgörü kültürünü korumak için gerekeni yapacağım. Saygıdeğer hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim Ahmet. Evet, Sayın Bakan çok teşekkürler açıklamanız için. Gerçekten böyle zaman zaman yan yana gelmek aslında çok güzel. Çünkü
herkes bir şeyler söylüyor ama en güzel şey herhalde doğruları söyleyen kişilerin ağzından duymak. Çünkü herkes sağdan soldan alıyor. Biraz evvel de söylediğiniz gibi konuşmaların bir parçası alınıyor, çeşitli şekillere çevriliyor. Öylesindense bu şekilde insanlara anlatmak, derdimizi anlatmak çok daha güzel. Biz tekrar teşekkür ederiz. İnşallah az önce bahsettiğiniz gibi Sayın Bakan'la da görüşebilirsiniz. İzmir için güzel şeyler olacağınızı, yapabileceğinizi umuyoruz. Sağ olun. İstiyoruz da daha doğrusu. Evet. Resmi seçimler 20'de günden burada sona eriyor. Konuğum Sayın Murat Bakan'dı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 1. Bölge Milletvekili. Biz Yeni Gün ailesi olarak kendisine başarılar diliyoruz. Ve yeni bir Yeni Günde gündemle tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.